Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Vakıa Suresi 27-56. ayetler arasını değerlendireceğiz. allah Teala Vakıa Suresinin başında insanları üç ayrı grupta e, tavsif etti. Sebigun olanlar, yani cennette üst makam sahibi olacak seçkin insanlar, normal cennet ehli, bir de cehennem ehli. İlk bölümde e, sebigun olanların durumu, ee, anlatılmıştı. Bugünkü okuyacağımız kısımda ashab Yemin ve ashab Şimal cennet ehli ve cehennem ehlinin durumları anlatılıyor. Ve ashab Yemin ma ashab Yemin ashabul Yemin nedir o ashab Yemin veya onlar ne kadar da yümünlü bereketli insanlar. Fi sidrin mahdud bunlar dal bastı kirazların olduğu yerde. Buradaki mahdudu e, bu kirazların dikenlerinin olmayışını ifade ediyor. Bazı tefsirlerde bu böyle anlatılmış. Hatta Bedevilerden bir tanesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor ben cennetle ilgili bu ayeti okudum. Benim hoşuma gitmedi diyor. Çünkü diyor sidr dediğimiz ağaç dikenli bir ağaçtır. Arabistan kirazı denilen bir ağaç. Bunun dikeni var. E, cennette bu olacaksa benim hoşuma gitmez diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oradaki mahdudu kelimesine dikkat etmedin mi diyor. O dikenlerinin olmayacağını anlatır diyor. Burada bizim anlamamız gereken bir ders. Demek ki evet kiraz ne kadar güzel bir meyve ama bunda hoşa gitmeyen şeyler varsa bunlar cennette yer almayacak. Ve Kur'an-ı Kerim cenneti bize anlatırken cennetin misali şöyledir diye bazı ayetlerde o şekilde anlatıyor. Yoksa cenneteki cennetteki kirazı dünyadaki kiraz gibi kabul etmek yanlış olur. Şeklen benzeme olabilir ve İbn Abbas'ın rivayetine göre cenneteki cennetteki meyveler şeklen dünyadakilere benzeyecek ama tat ve lezzet olarak dünyadakilerin çok çok fevkinde olacak. Ve talhin mendut ve e, aşağıya doğru sarkmış olan dizilmiş olan e, muz meyvelerinin arasında olacaklar e, cennet ashabı ve zillim memdud ve e, her tarafı kuşatmış bir gölge. Buradaki gölge özellikle e, mesela sıcak iklimde gölgenin apayrı bir yeri vardır. Ve bizlerin hayatında da devamlı yine gölgenin bir yeri var. İşte e, sabah güneş doğarken Doğrudan güneşi görmüyoruz ama her tarafı hoş bir gölge. Dünyanın her tarafını e, o anda kuşatmış oluyor. Bunun da kendine göre e, apayrı bir güzelliği var. Zıll-i <laughs> memdud her tarafı kuşatan uzatılmış bir gölge. Ve ma in meskub çağlayanlar tarzında e, yukarıdan aşağıya doğru dökülen su. Bu da cennetin güzelliklerinden birisi tecrimin tahdiyelen har onların o bahçelerinde işte ağaçların altından e, nehirler akar. Kur'an-ı Kerim'de bu pek çok yerde nazara verilir. Burada da çağlayan tarzındaki ayrı bir güzelliğe dikkat çekildi. Bu da ayrı bir güzellik. Dünyada gerek ülkemizde gerek başka yerlerde nice güzel şelaleler var, çağlayanlar var. Bu e, bambaşka bir güzellik meydana getiriyor. İşte cennette de cennet ehline her birisine böyle çağlayanlar da düşecek şekilde çok güzel nimetler bahşedilecek. Ve kesira ve pek çok meyveler. Burada tabi bunların ayrıntılarına girilmemiş. Şunlar şunlar var tarzında. Ee, pek çok meyve. Artık ne kadar hayal edebilirsen. La maktua ve la memnua. Bunlar e, ne sonu gelir ne de men edilir. Yani Hazreti Adem cennetteyken meyvelerden bir tanesi yasaklanmıştı. Hazreti Adem ve eşinin ondan yemesi yasak kılındı. Ama cennet ehli cennete girdiğinde artık yasak ağaç yok ve bu meyvelerin bitmesi, tükenmesi de yok. Bolca diledikleri şekilde yiyebilecekler. Ve furuş merfu'a ve e, yüksek döşekler Burada yüksek, kıymeti yüksek, kıym e, sonra şanı yüksek gibi o manada anlaşılabilir. Ve müfessirlerin dikkat çektiği üzere bundan murat e, oralarda e, onların aileleri. Yani aile hayatı. اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ inşae Biz o kadınları yeni bir yaratılışla inşa ettik, yarattık. فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبَكَارًا Ve onları bakireler kıldık. Yaşlı bir kadın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah dua edin ben cennete gideyim. Buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman latife yaparmış. O kadına da latife yolu diyor ki cennette yaşlı kadın olmayacak. Kadın cazbaya üzülüyor. Peygamberimiz ardından şu açıklamayı yapıyor. Yani orada yaşlı kadın olmayacak. Allah onları yeni bir yaratılışla yaratacak ve cennete uygun bir şekilde. Münasip bir şekilde daimi genç olacaklar. E, dolayısıyla bu hem kadınlar için hem de erkekler için bir müjdedir. Diyelim 70-80 yaşında vefat etmiş olan e, ninemiz dedemiz, onlar o haliyle cennette bulunsalar çok da lezzet alamazlar. Ama yeni bir yaratılışla rivayetlere göre 33 olarak bazı rivayetlerde öyle geçiyor. 33 yaş gibi genç, dinç bir yaşta cennete münasip bir şekilde yaratılacaklar. Uruben etrabem ve bunlar gayet cana yakın, hoş sözlü ve yaşıt olacaklar. Li ashabi yemin ve bütün bunlar işte ashabi yemin için yani e, amel defterini sağ tarafından alan, imanla bu dünyadan göçmüş, cenneti kazanmış olan kimseler için. Sülletün minel evvelin Bunların bir kısmı önceki devirlerde gelmiştir. Ve sülletün ahirin ve bir kısmı da sonraki insanlar içinde gelecektir. Burada şöyle bir fark söz konusu oldu. Evvelinde sabigundan bahsedilmişti. Sabigun e bunlar hayırda yarışmış olan Allah nezdinde kurbiyete mazhar seçkin insanlar. Bunlar önceki devirlerde daha fazla sonaya doğru gittikçe azalıyor. Ayette böyle anlatılmıştı. Ama doğrudan ehli cennet olanlar, daha alt tabakada yer alan ehli cennet, hem öncekilerde de bol miktarda var, sonrakilerde de bulunmakta. Ve ashabu şimali me ashabu şimal. Ve ashabu şimale gelince, ashabu şimal amel defterinin solundan veya arkasından alacak olanlar, cehennem ashabı, cehenneme gönderilecek kimseler. Me ashabu şimal, bunlar ee, i̇şte nedir? Nedir bunların hali? E, fi semumin ve hamim. Bunlar kaynar bir sıcağın içinde ta içlerine kadar nüfuz eden bir sıcakta ve kaynar suyun içinde olacaklar. Ve zillin min yahmum ve kapkara bir gölgenin içinde bulunacaklar. Cennet ehli için e, yine bir zilden, gölgeden bahsedilmişti ve zillim memdud her tarafı her tarafa yayılmış bir gölge denilmişti cehennemde de bir gölge var ama bu gölge karanlıktan bir gölge karanlıklar içerisinde önlerini bile göremeyecekleri sisli puslu bir durum söz konusu olacak dünyada bunun da misalini görüyoruz özellikle doğu ülkelerinizde kışın eğer oralarda doğal gaz gibi bir nimet kullanılmıyorsa kömürden dolayı bakıyorsunuz ki şehrin her tarafını işte duman kaplıyor ve insan teneffüs etmekte gerçekten zorlanıyor. Orada da bir gölge var. Yani güneşin ışığını adeta örtecek kadar her tarafı kuşatıyor ama insanlar orada rahat nefes alamıyor. Adeta bu küçük bir cehennem gibi, cehennemdeki o manzaranın çok küçük bir misali gibi. İşte cehennem ehli bir gölgenin, karanlık bir gölgenin içinde olacak. La baridin ve la kerim ama bu gölge onları serinleten bir gölge olmayacak. Çünkü cehennem bir ateş diyarı ve e, o ateş diyarında gölgenin apayrı bir önemi olur ama e, böyle bir gölge onları gölgelendirmeyecek, serinletmeyecek. Velakerim ve hoş bir gölge değil. Onlara bir fayda sağlamayacak. İnnehum kanu قَبْلَ ذَٰلِكَ mutrefin Çünkü onlar bundan önce, yani dünya hayatlarında, şımarık, refaha dalmış kimselerdi. Yani oyun, eğlence, gafletle, bir takım böyle günahlar, hayatları böyle geçiyordu. Kur'an-ı Kerim onları mutref, refahla aynı kökten gelir bu. Dünya hayatını asıl gaye edinen, dünyanın oyun, eğlencesine kendini kaptıran, günahlara kendini kaptıran kimseler. Çünkü onlar dünyada böyleydi. Vekaanu yusirruna alal hunfil azim ve o büyük günah hususunda bunlar ısrar ediyorlardı. Yani Allah'ı kabul etmemek veya Allah'a şirk koşmak bu şekilde büyük günahta ısrar ediyorlardı. Vekaanu ne ve şöyle diyorlardı. Eitha mitna ve kunna turab turaben ve izame biz öldüğümüzde e, toprak olup tamamen kemik haline geldiğimizde mi e inne le biz tekrar diriltileceğiz. Yani bunlar öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlardı ve söz olarak da bunu ifade ediyorlardı. Biz toprak haline geldiğimizde kemik haline geldiğimizde mi tekrar diriltileceğiz. Böyle söylüyorlardı. Eve ebeune levvelun yani bizden önceki Ecdadımız da mı diriltilecek? Yani kendi dirilmelerini inkar ediyorlar, atalarının dirilmesini de inkar ediyorlar. Çünkü tarihe doğru şöyle baktığımızda atalarımızın şu anda pek çoğunun kabirde artık kemiği bile kalmamıştır. Tamamen toprağa dönüşmüştür. Sadece akılla, mücerret akılla düşünürsek insanlar öldüğünde toprak olur, gider. Böyle zannederiz. Ama Allah'ın bize bildirdiği zaviyeden bakarsak meseleyi anlamak daha da kolaylaşır. Bizi yoktan yaratan yeniden diriltecektir. Gul innel evveline vel ahirin Ey peygamber sende ki evvelkiler ve sonrakiler le mecmu'une hepsi toplanacaktır. İlâ migâti yevmin malum belli bir günün randevusuna onların hepsi toplanacaktır. Yani e, hepimizin ölümle randevusu var. Vakti geldiğinde insan bu dünyadan gidiyor. Ee, kıyametin de bir zamanı var. İndi ilahi de belli. Kıyamet koptuğunda artık dünyada hayat bitecek. Ama ardından yeni bir hayat başlatılacak. Ve orada mahşer meydanında Hazreti Adem'den kıyamet kopması hengamında e, kimler varsa ta o zamana kadar bütün insanlar mahşer meydanında bir araya getirilecek. Sümme innekum eyyühe dallunel mükezzibun Sonra ey dalalette olan Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimseler siz le min şecerin min zakkum bir ağaçtan yiyeceksiniz zakkum ağacından zakkum Türkçe'de zıkkım olarak telaffuz edilen bir kelime Kur'an-ı Kerim'deki anlatımda zakkum denildiğinde cehennemde biten bir ağaç Cennette her şey en güzeliyle, cehennemde de her şey en ızdıraf verici haliyle. Dolayısıyla dünyada ne kadar güzel meyveler varsa bunların bir misali daha güzeli cennette olacak. Dünyada yemesi zor, hatta yemesi bir işkence gibi olan neler varsa bunlar da cehennemde bulunacak. Allahu Teala cehennemi anlatırken de bu gibi yemesi güç olan şeylerle anlatıyor. Buradan anlayacağımız mana, yani normalde insan tabiatının hoşlanmadığı ve yemeyeceği tarzda en nahoş şeylerin cehennemdeki insanlara yedirilmesi. Femeli unemin butun ve ondan karınları, karınlarınızı dolduracaksınız. Feşeribunu aleyhi minel hamim ve ardından da onun üzerine kaynar sudan içeceksiniz feşaribune şurbel him ve e, suya doğru iyice e, olan suyu, suyu içmekle kanmayan develer gibi o şekilde onun üzerine e, içeceksiniz. Kur'an-ı Kerim e, bu şekilde Allah'ın ayetlerini yalanlayan dalalet yolunda olanlarla alakalı e, cehennemden bir tablo çiziyor ve onlar o cehennemde zakkum ağacından yiyecekler ve bununla karınlarını doyuracaklar. Üzerine de kaynar sudan içecekler. Hem de bu içiş suya kanmaz develerin durmadan içmeleri gibi o kaynar sudan o şekilde içecekler. Hâzâ nüzuluhum yevmet din. İşte din günü yani hesabın görüleceği günde bu onlara sunulacak ziyafettir. Böylesi ziyafetten Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Burada bu nüzul kelimesiyle ifade ediliyor. Nüzul kelimesi misafir geldiğinde ona ilk ikram edilen şey. Demek ki e, cehenneme gönderilen bu kimselere de ilk ikram olarak böyle bir fasıl geçilecek. E, başı böyleyse artık bunun ardından gelecekler hesap edilsin. Ayet-i kerime böyle bir manaya ufuk açıyor. İşte nuzuluhum Yevmettin bu din günü onların e, ikramıdır. Onlara verilecek ziyafettir. Yevmeddin malum Fatiha'da da geçiyor. E, ve biz Fatiha'yı okurken Maliki Yevmeddin din gününün maliki. Bunu her namazımızda, her Fatiha okuyuşumuzda söylüyoruz. Yevmeddin yevmül cezadır. Yani amellerin karşılığının görüleceği gün. Allah Teala bu alemi çok ciddi gayelerle kurmuş ve kainatta dünyayı merkezde bırakmış. Dünyanın da merkezinde insan var. Her şey insan için. Kainatın çarkları insana göre dönüyor ve adeta kainat çok büyük bir çekim alanı gibi. Yani sinema filmlerin çekildiği bir alan gibi. İnsanların da şu alemde yapmış olduğu her şey kayıt altına alınıyor. Herkes kendi hayat filminde bir başrol oyuncusu. Allahu Teala insana bu kadar masraf etmiş. Kainatın çarklarını onun için döndürüyor. Ee, ve her şeyi insanın etrafında hizmet ettiriyor. Elbette bu insan bu kadar nimetler içerisinde olduktan sonra Allah'ı tanımazsa, dalalete düşerse Allah'ın ayetlerini inkar ederse cehennem onun için hak olacaktır. Ve Allahu Teala cenneti ve cehennemi okumuş olduğumuz Vakıa suresinde olduğu gibi başka yerlerde de anlatıyor. Daha önce Kur'an'dan önceki dönemlerde başka kitaplarla da yine anlatmış. Dolayısıyla insanlara bunu bildirmiş. Hazırlanınız daimi bir memlekete gideceksiniz manasını gönderdiği e, ...kitaplarda insanlara anlatmış. Böyle olunca... ...insana düşen... ...kendini dünyada bir misafir olarak görmek... ...ve... E, ...sevbi olmaya çalışmak. Yani... ...bize verilen... ...hem e, ömrü... ...hem kabiliyetleri... ...en iyi bir şekilde değerlendirmek... ...ve bunlarla... ...cennetin en üst makamlarını... ...kazanmaya çalışmak. Yoksa... ...Allah korusun... E, ...cehennem de haktır... ...cennet hak olduğu gibi... Cehennem de haktır. Allah'ı tanımayan, Allah'a isyan eden kimseler için böyle bir ceza tahakkuk edecektir. Cenab-ı Hak cehennemden, cehennemin netice verecek kötü amellerden hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.